Tedbirlerinin gevşetilmeden hemen önce de şirket hisselerini eşine devrettiği ortaya çıktı Pekcan'ın. Gidelim haberimize. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a bugüne kadarki hizmetleri için şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Ruhsar Pekcan kendi şirketinden dezenfektan sattı bakanlığına. Üstelik satış fiyatından iki katı daha fazlaya. Erdoğan önce görevden aldı, ardından teşekkür etti. Muhalefet ise en sert şekilde eleştirdi. İstifa etmesi güzel, görevden alınması güzel ama yeterli değil. Gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım. Nanoxia Biyoteknoloji Şirketi, bakanlığa dezenfektan satan kuruluş. Bu şirketin kurucu ortaklarından biri Ruhsar ve Hasan Pekcan. Ruhsar Pekcan, eski Ticaret Bakanı, görevden alınmasına neden olan ortağı olduğu şirketin hisselerini 5 ay önce eşine bıraktı. 8 Eylül 2021'de yapılan devirle şirketin tek sahibi Hasan Pekcan oldu. Pekcan'ın şirketten ayrılmasından 2 gün önce pandemi kuralları gevşetildi. Dezenfektan satışı düştü. Bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hemen komisyon kurulmalı ve Yüce Divan yolu bir an evvel açılmalıdır. Kendi bakanlığına, kendi özel şirketinden ürün satan Bakan Ruhsar Pekcan'ın yaptıkları tüm Türkiye tarafından görülmüştür. Ayrıca Bakan Pekcan'ın şirketi Nanoxia'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı da ortaya çıkmıştı. Yani Pekcan, önce şirketi için bakanlıktan hibe almış, ardından dezenfektan üretmiş, hibeyle ürettiği ürünleri fahiş fiyata kendi bakanlığına satmıştı.